Artık karşımıza çıkabilecek anlamlı rakamları iyice anladığımıza göre, anlamlı rakamların önemli olabileceği durumlara bir bakalım. Diyelim ki elimizde bir halı var. Bir mezura yardımıyla halının kenar uzunluklarını santimetresine kadar hesaplayabiliyoruz. Ölçümü yaptığımızda bir kenarın uzunluğu 1,69 metre çıkıyor. Buradaki 9, ölçebildiğimiz son santimetre. Metrenin yüzde dokuzuyla dokuz santimetre aynı şeyi ifade etmektedir. Elimizdeki mezurayla halının genişliğini de ölçüyoruz. O da 2,09 metre çıkıyor. Burada bana, e ee, Selçuk Efendi, şimdi de halının alanını söyle bakalım, diyebilirsiniz. E, ee? ben de dümdüz hesabımı yapar hemen söylerim. Alan genişlik çarpı yüksekliktir. Yani 1,69 metre çarpı 2,09 metre. Yanına birimleri yazmayı unutmayın. Bu işlemi yazarak da yapabiliriz ama hesap makinesini kullanalım ki işler daha hızlı ilerlesin. Evet, hatırlarsanız noktalar ve virgüller Türkiye kullanımı ve evrensel kullanımı olarak değişiklik gösterebiliyordu. Kafanız karışmasın. Hesap makinesine girerken nokta olarak giriyoruz ama Sırf hesap makinesinde işlem yapabilmek için. Yani 1.69 çarpı 2.09. Sonuç 3 nokta Yazalım. Evet, bu işlemin sonucunu yazalım. 3 virgül 5321. Metre ile metreyi çarptığımıza göre sonuç metrekare cinsinden olacak. Demek ki halınızın alanı 3,5321 metrekareymiş. Ama ben size, "Hey, halının alanı 3,5321 metrekareymiş." dediğimde gerçek hayatta alanı hesapladığımdan daha detaylı bir şekilde söylemiş olurum. Oysa gerçekte alanı sadece santimetresine kadar hesaplayabildim. Ölçümümüzü olduğundan daha detaylıymış gibi göstermemek için sonucun çarptığımız sayılardan daha fazla rakam içermemesini sağlamalıyız. Bu örnekte, ilk ifadede 3 tane anlamlı rakam bulunuyor. İkinci ifadede de 3 tane anlamlı rakam var. Yani genellersek, çarpma veya bölme işlemi yaparken, çarpım veya bölümdeki rakamların sayısı, çarpan ve çarpılan veya bölen ve bölünenler arasında en az basamağa sahip ifadeden daha fazla basamağa sahip olamaz, olmamalı. Bu örnekte iki ifadede üç tane anlamlı rakama sahip. O halde çarpımda en fazla üç tane anlamlı rakam içerebilir. Eğer ilk ifade üç, ikinci ifade ise iki anlamlı rakamdan oluşsaydı, çarpımda sadece iki anlamlı rakam olabilirdi. Yani bu yaptığımız işlemin geçerli sayılabilmesi için sonucu 3 anlamlı rakama sahip bir hale çevirmeliyim. Buradaki ifadeyi en yakın yüzlüğe yuvarlayacağım. O halde 2 aşağıya inecek. Yani sonuç 3,53 metrekare olacak. Artık anlamlı rakamlara uygun durumdayız. Şimdi bölmeli bir örnek yapalım. Diyelim ki banyo zeminimi karolarla kaplatıyorum. Çizeceğimiz şekil halılı örnektekine benzer bir şey olacak banyomun genişliği diyelim ki 10,1 metre. Bu ölçebildiğim en küçük detay. Yani en son buradaki 1 santimetreyi ölçebilmişim. Evet, zeminimin uzunluğu da... Diyelim ki bir sebepten ötürü bu uzunluğu daha detaylı ölçebildim ve 12,07 metre çıktı. Pekala, elimizde bir de karolar var. Bir karonun alanı da 1,07 virgül 07 metrekareymiş. Şimdi banyoma bu karolardan kaç tanesinin sığacağını hesaplamak istiyorum. İlk önce banyo zeminimin alanını hesaplayacağım. Ve sonra karoların alanına böleceğim. Pekala, zeminin alanı 10 virgül 1 metre çarpı 12 virgül 0,7 metreye eşit. Bunu hesap makinesiyle yapalım. 10.1 çarpı 12.07 eşittir 121.907 çıkıyor. Evet, 10,1 metre çarpı 12,07 metre 121,907 metrekareye eşitmiş. Ama işlemimiz henüz bitmedi. İkinci ifadede 4, İlk ifadede ise 3 tane anlamlı rakam var. Alanımızın 3'ten fazla anlamlı rakam içermemesini sağlamamız gerekir. Evet ama bu ulaşmaya çalıştığımız asıl sonuç sadece zeminin alanı olsaydı olurdu. Ama işimiz henüz bitmedi. Problem devam ediyor. Asıl hedefimiz zemine kaç tane karo sığacağını hesaplamak. Veri kaybetmek istemiyoruz. O halde eğer soru bitmediyse özellikle çarpma ve bölme işlemlerinde yuvarlama yapmıyoruz. Bu bir kural, unutmayın. Burada, 121,907 ifadesini yuvarlarsak, hesabımız daha hatalı çıkacaktır. Bu yüzden, bunu koruyoruz ve öyle bölme işlemini yapıyoruz. Pekala, banyo zemininin alanına düşen karo sayısı, 121,907 metrekare bölü 1 karonun alanı yani 1,07 metrekare. Şimdi hesap makinemizi alalım. 121.907 bölü 1.07. Bol basamaklı çılgın bir sonuç çıkıyor. Artık problemin sonuna geldiğimize göre, anlamlı rakamlara dikkat etme zamanı geldi. Alana düşen karo sayısı, renkli kalemle yazayım, 113, virgül, 93 17 75 70 1 diye devam ediyor. Bu son ölçümümüz ve ilgilendiğimiz şey banyo zeminine kaç tane karo sığacağı. O halde anlamlı rakamlar burada önem kazanıyor. Zemin genişliğimizde 4 anlamlı rakam var, uzunlukta 3 anlamlı rakam var. Karoların alanında 3 anlamlı rakam bulunuyor. Çarpma ve bölme yaptığımıza göre en az anlamlı rakama sahip ifadeyi baz alacağız. O halde cevabımız en fazla 3 anlamlı rakam içerebilir. Şimdi sonucu en yakın metreye yuvarlayacağız. Bir sonraki basamak 9 olduğuna göre yukarı yuvarlayacağız. Sonuç 114 olacak. İfadenin sonuna karo yazacağız. Metrekareyi metrekareye bölüyoruz. O halde cevap 114 karo olacak. Elbette tam olarak 114 karo olamaz ama yaptığımız ölçümlerin detaylarına göre 114 karo diyebiliriz. Evet, ne öğrendik? Belli anlamlı rakamlara sahip sayılarla çarpma ve bölme yaptık. Kuralımız: Çarpma veya bölme işleminin sonucu, işleme girenlerden en az anlamlı rakama sahip ifade kadar anlamlı rakama sahip olabilir. Toplama ve çıkarma yaparken durum biraz daha farklıdır. Bunu bir sonraki videoda göreceğiz. Hoşçakalın.